Peki bu zenginlik nereden geliyor? Nisan. Ya Mısır'da amcam ölse falan. Allah. Böyle bir fotoğraf alsak baştan. Gözlüğü mü takayım abi? Tak ya. Ya var ya sen ulan oradan yine ondan sonra karşıya karşıya diye verecek yine. Barista sohbetleri 3-2-1. Nisan hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Ne haber, nasılsın? İyi valla. Aynı. Dünün aynısı. Vallahi. Bir değişiklik yok. Sen burada gayet iyi. Süper. Her şey yolunda. Seni burada ağırlamak mükemmel. Eyvallah. Önce bir ilk soruyla başlayalım. Kimdir bu Nisan ağacı? Düdüt düdüt düdüt. Ne kadar geriye gideyim? Doğduğun yere gitme. Yani biraz daha böyle bir sektörle olan ilişkinden. Kahve sektöründe 2016'dan beri kahve sektöründe olan ilk olarak eğitim, danışmanlık ve fuar etkinlik hizmetiyle eyvallah başladım. Daha sonra 2021 Şubat'ta da bir tık öncesi de var tabi ama aktif olarak Femco Family'yi kurup Kadıköy'de. Süper. Şu an aslında her şeyi olan diyeyim. Kahve kavuran, kahve satan, kafesi olan, işte eğitimlere devam eden, sertifikalı, sertifikasız, danışmanlıklara devam eden, az da olsa eskiye nazaran bir şirketin bir çalışan neferiyim. Yani. Eyvallah. Ama aynı zamanda senin şirketin. Benim şirketim. Eyvallah. Gayet güzel. Bu arada Starbucks sponsorluğunda kupalara da dikkat etmişsinizdir. Hatta yüzü size gelsin diye ben sol elimle içiyor görüntüdeyim. Peki. Kahveyle nasıl yolun kesişti? Yani ben biraz daha Nisan Ağacı kimleri geriye almak lazım buradan. Eyvallah. Fen Lisesi ve Teknik Üniversite çıkışlıyım. Haliyle işte ödevler, sınavlar vesaire derken ayık kalma yolunda. Telaşında. Aynen. Üçü bir aradalar. Fındıklıları, karamellileri falan derken oradan başlayan. Sonra hiç sevmezdim kahveyi. Tiksinirdim yani, öyle diyeyim. Hani bu kadar tadı kötü olan bir ürünü bu kadar dünyada insan içiyor olamaz dedim. Bunun başka bir yolu olması lazım dedim. Bir tane French Press hediye etti o arada bir arkadaşım. Sonra onlara kahve ararken işte Chivo'dan kahve alıyordum. Ne bileyim Macro Center'da ne varmış gidip bakıyordum, onu alıyordum falan. Abi forum buldum. Kahvenin yıldızları mıydı? Neydi öyle? Ta Kivan dönemi. Orada baktım. Hezbin diye bir site varmış. Aha. İngiltere'de. Türkiye'ye kargoyla kahve yolluyormuş ve bir hafta 10 güne geliyormuş. Abi siteye girdik. Yıl kaç bu arada? Bilmiyorum ki işte 2008 mi? 2009 mu? Öyle bir şey. 2011 değil yani. Eyvallah. Ondan sonra abi sipariş verdim bir tane. Öğütülmüş böyle. French Press'e göre öğütülmüş. Yalan olmasın ya 8 günde geldi ya 9 günde geldi böyle. İlk defa da yurt dışından sipariş veriyorum hayatımda. 18-19 yaşındayım yani. Eyvallah. Abi bir işte natürel Etiyopya'ydı diyorum. Abi nasıl kaldı böyle bir şey? Abi, ne kattın? Bir şey var bunun içinde. Hakikaten yaban mersini gibi geliyordu böyle kahve. Çok inanılmaz yani. Lan bu güzelmiş dedim. Forumu okudum falan. İşte bayağı o dönemin barista şampiyonları yazıyor, latte art şampiyonları falan. Bayağı bir insan yazıyor. Bugünkü forumlarda olan bir iki kişi de vardı. Çoğu ama artık yazmıyor. Kahve delisi falan var. Abi işte V60 diye bir şey var falan. Ya Japonya Amazon'u ya da eBay'inden bana V60 siparişi verdim plastik. O kadar ha? O geldi. Lan filtresini arıyoruz. Türkiye'de zaten onun kendisi yok ki filtresi olsun. Normal işte Melitta filtrelerini kıvırıp uydurup çaydanlıkla dökmeli falan operasyonlar. Öyle tanıtım mantığı aldım. Öyle bir şeyim oldu. Sonra o filtre kahve güzelmiş. Sonra sağda solda espresso içmeye başladım. Abi, neymiş deneyim diye. Çünkü filtre kahveler dışarıdakiler artık sarmamaya başladı. Açmadım. Evde zaten yapıyorum. Bari bunu içeyim dedim. O da sarmadı. Sonra işte kettle al, onu al, bunu al derken artık iş hayatına da atıldım. Bir para kazanmaya başladım. Yani maaşım oldu çünkü. Yani maaşım yok. Bir miktar evden para alıyorum. Bir miktar işte afiş asıyorum. İngilizce kursu oradan birisi kaydolacak da para alacağım. Abi para geçti. Bir şaşırdım tabii. Çünkü yani gider belli seviyede gelir bir bayağı arttı. Açtı işte. Bayağı arttı yani gelir. Hı. Öğrenci şeyine göre. Bir tane de Kocaeli'nde mi İzmit'te mi ne? Espresso makinesi buldum sahibinden.com'da. İkinci el. Cimbali M21 Junior. Bu zenginlik nereden geliyor? Nisan. Nisan. Bu anneden babadan mı geliyor? Bu paralar nereden geliyor Nisan?
Hangi son cevabı da veriyoruz. Hangi para? Meyve suyu çekti canım. Cebimde 14 lira var. Alamadım. Evet, buradan zengin açıklıyoruz. Zengin, ya açık konuşayım bak. Gönlü zengin insanın. Yani ama... zengin olsam, inan bugün ilk yapacağım şey Instagram'ımı kaparım. Tamam, kafeyi de kaparım. Kayıplara karıştırırım. Bir şey ski alırım. Tekne alırım. Hmm. İşte bir yerde bir villa falan, havuzlu mavuzlu. Bir iki tane böyle senin paylaştığın fotoğraflardan kolaj yaptık. Müsaadenle paylaşacağız. Öncelikle şunun hikayesini çok merak ediyoruz. Burada diyor ki, arkadaşlar işletmemizde dilediğiniz kadar keyif yapabilirsiniz. Bilgisayar açmanıza dahi gerek yok şeklinde. Şöyle ekrana da yansıtırız. Hikayesi nedir abi bunun? Abi bunun hikayesi şu, bir gün bir tane kafeye oturdum. Kız arkadaşımla yemeğe çıkacağız akşam. Onun elindeyiz. Benim de bir tane mail atmam lazım ama şöyle bir mail geldi. Benim de öyle bir mail atmam lazım. İşle alakalı bir durum. Oturdum abi. Bir de bir şey söyledim. Hatırlamıyorum şimdi. Çay kahve neyse. Bilgisayarı çıkardım. Maili okuyorum işte. Düzgün bir dille cevap vermem lazım. Yazıyorum, siliyorum, yazıyorum, siliyorum. Her neyse. Çay geldi. Kahve geldi. İçtim, bir ekiyordum. Sonra abi şu tahtayı bir verir misin? Çalışan arkadaş geldi, şöyle önüme şöyle bir şey bıraktı. Bak aynı bu şekilde. Hani şu da değil. Ya da şöyle de değil. Onunla da diyor ki, işletmemizde laptopla çalışmalar 1 saat süreyle sınırlandırılmıştır. Şöyle bir baktım, lan bakmıyordu suratıma. Ya ne gerek var, anlıyorum. Tamam, çok fazla çünkü şu an. Bizim dükkana da geliyor. Mesela 6 saat oturuyor, bir tane latte içiyor. Bir de diyor ki, ya toplantıya gireceğim, müziği biraz kısabilir misiniz falan. Garip. İstemeyebilirsin, sirkülasyonunu arttırmak isteyebilirsin ama abi bunu cumartesi günü akşam 7.30'da yapmazsın. Yapma, ya. Değil mi? Hani evet, doğru. Çarşamba günü 9.30'da gelen adama yap da. Ya da onu öyle bir koy ki çıkmasın, ben oturduğumda göreyim. Göreyim, aynen öyle. Tamam mı? Ben de ha, bir saati geçecekse işim, kalkayım hesabımı ödeyeyim, bir daha oturayım tekrar. Bir, daha bir saat daha uzat, masa 5'i bir saat daha uzattırayım yani, anladın mı? Güzel. Peki bir fotoğraf daha var. Yakın bir zamanda paylaştım. Bunu da böyle indirdik. Şöyle bir onu da çevirip göstereyim. Tatil finish diyor. Burada da influencerlara bir mesaj çakıyorsun. Diyorsun mesaj ki, çakmıyoruz. Bu golden hour işi iyiymiş. Influencer tayfa işi biliyor. İşi bildiklerine övdüm kendimce. Eyvallah. Övdüm. Neyse, bu iş nereye gider? Şöyle bir daha çevireyim. Abi muhabbet vardı, onu da anlatayım. Hadi. Ajans bizim dükkanı açmadan, kurmadan önce Femi konuşurken işte herkesin hayalidir ya, dükkanı yaptım, 1 milyon dolara sattım, 5 milyon dolara sattım, bilmem ne, yatırımcı aldım falan. Hani şey oldu, oğlum sen 1 milyon doların olsa ne yaparsın dedi. Yani bu dükkanı büyüttün, işletmeyi komple sattın ve çıktın, 1 milyon dolar cebine para girdi. Ne yaparsın? Abi dedim, 500 bin dolarını bir kere yatırım için ayırırım. Eyvallah. Kalan 500 bin dolarıyla önce bir evde gardıropta ne varsa bir atarım. Yenilerini alırım. Bir arabayı bir değiştiririm. Façamı bir düzelttiririm. Güzel. Kadir Alkan'a giderim, Etiler'e. Bir balyaj mı? Tamam, orada bir videomu çekip atarım. Sonra bir tane de ajansla anlaşırım. Influencer ajansla. Derim ki, kardeş ben gezmeyi seviyorum. Çok ülkeye de gittim. Bana böyle bir rol çiz. Beni bu gezen influencerlardan, ya gezi sayfaları gibi oluyor ya, bilmem nerede oraya gittim fotoğraf. Onlardan bir şey yap. Bizden derim. De öyle bir şey çıkarttık, kumaş. Ha, yani kendim ne onu görüyorum aynaya baktığımda falan diyormuş. Eyvallah. Yok, yok, yalan. Ben bu işi kurduğumda bir tane espresso makinem, bir değinmedim. Tek gruplu espresso makinem. Ivır zıvırım vardı işte, kettle metal yani, toplasan o dönem parasıyla 2000 lira etmez. Cebimde de 5000 dolar nakidim vardı. Nakdim vardı. O dönem parasıyla 15.000 TL falan. Öyle başladı iş. Bilmiyorum ya, fotoğraf hoşuma gitti. Yalan söylemeyeyim, bir sürü spor yapıyorum, şey yapıyorum. Hakikaten güzel de çıktı, ışık mışık şeydi. İnsan, bizim de sana hediyelerimiz var. Yapma. Biraz konuyla da ilgili. Öncelikle zaman ayırdın, geldin. Çok teşekkür ederiz. Şu Aynen Spor Cafe'nin dergisi. Bu böyle işin şey tarafı ama. Okay. Ya İtalya'da bulup senin için özel aldığım. Hayda. Bir sonraki influencer pozu için. Bu önlük mü? Artık bilmiyorum. Havlu da çıkabilir.
Böyle bir peştemal. Peştemal mi? Evet. Sarıp da. Hemen bir giyip geleyim mi? Vallahi güzel olur. İyi olmaz mı? Ya en azından bize bununla ilgili bir fotoğraf atarsan edite kadar. Atarım abi. Fotoğraf atarım da. Bu ayaklarına sağlık abi de. Ama ne zaman gidiyoruz o zaman? İşte ne zaman dersen yani. Bialetti. Buradan çıkışta. Peştemali olan sensin bu yani. Bu ekip komple İtalyan. Hamama gidiyor muyuz beraber, abi Fatih? Aynen Fatih Hamama. Güzel. Bunu nereden buldun ya? Bunu sen işletmedin değil mi? Hayır, abi, orijinal. Bu Bialetti'nin orijinali İtalya'dan aldım. Abi, ama senin için özel aldım. Allah yani. Razı olsun. Görünce aklıma sen geldi. Şu poz gel dedim ki bir de Bialetti olsaydı havlu yerine daha bir böyle janti olurdu. Türkiye barista şampiyonuna böyle Bialetti'den bir poz falan. Bir dahakine böyle bir ufak bir hediye. Eyvallah. Ayaklarına sağlık. Vallahi sağ çok keyifli bir sohbet. Kullanırım ben bunu. Harbiden çok keyifli. Ben teşekkür ederim. Eyvallah, nazik davetiniz için. Kardeşim benim. YouTube masasında varız. Aynen. Allah. Peki, Barista Tuz sohbetleri bugünlük bu kadar. İnşallah gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. 3-2-1. Tak. Bu senin imza hareketin mi? Aynen. Ben de yapayım mı? Barista Tuz sohbetleri 3-2-1.